Merhaba, bugün Dünya Pamuk Günü vesilesiyle konuşmamı pamuğa ayırmak istiyorum. Pamuğun beyaz altın kabul edildiği dönemlerden günümüze gelişine biraz değinmek istiyorum. Konuşmam çoğunlukla Antoni Zichka tarafından kaleme alınan Pamuk İçin Gizli Harp kitabına dayanmaktadır. İnsanın en az 10 bin yıldan beri giyindiği mağaraların oyma ve resimlerinden anlaşılmaktadır. Ölü hayvanın sert ve pis kokan tüylerini ipekli ve muntazam suni derilerle değiştirmek için insanoğlu binlerce yıl uğraşlar vermiştir. İnsan kendisini soğuktan korumak için ölmüş bir hayvanın derisiyle veya suni bir deri vücuda getiren birkaç ürünün elyaf veya yaprakları ile kendi derisini takviye etmek bugün o kadar ve tabii görülüyor ki bu usulün malum olmadığı bir devri bizler tasarruf etmekte bile zorlanmaktayız. Orta Asya'nın yüksek yaylalarında bulunan yabani bir koyunun yünü ile sarılmayı birisi o dönem akıl etmiştir. Ondan sonra ismi bilinmeyen başka bir kahraman ise hayvanları öldürmeden onların yününü almak ve bir tek hayvandan birden fazla elbise temin etmek imkanını bulmuştur. Bu hayvanların bazıları Asya tarafında dolaştırılmaya başlanmış. Nihayet yabani koyun yetiştirmek sonrasında yündeki geçkin maddelerin farkına varılarak dokuma öğrenilmiştir. Belki de aynı tarihlerde Mısır'da hayvan derilerini yumuşatmak ve onları bazı ağaç kabukları ve bazı küllerle muameleye tabi tutulmaktaydı. Milattan önce 2000 yıl öncesine kadar giden pamuk tarihine bakıldığı zaman büyük yeraltı mezarlarında Roma devrinde ve Arapların Kahire ve Dimyat'ta hüküm sürdükleri zamanlara ait kumaş parçalarını görmek mümkün olmuştur. Özellikle Mezopotamya'da, Musul civarında, eski Ninova'da yapılan diğer afriyatlar pek eskiden, milattan önce 2000 yıl önce Şark'ın her tarafında uzun ve ipek tüylü en pahalı yünden daha ince beyaz useleler yetiştirilen bir ağacın olmuş olabileceğiydi. Bu ağaca o devirden beri beyaz altın ismi verilmektedir. Herodot, pamuğun menşeini Hindistan olarak söylemiştir. Pamuk tarlalarına gelecek olursak, ilk önce İrlanda, daha sonraları Mezopotamya'da zikredilmektedir. Malum olan ilk pamuklar milattan önce 1100 yıl evveline ait olup menşei Hindistan'dır. 14. asırda İtalya, 16. asırda İngiltere ve Almanya, 17. asırda Fransa ve 18. asrın başlangıcında Rusya'ya ithal edilen Hint pamukluları, incelikte ve ekseriye zerafette bütün modern mamulatı geçmişlerdir. Manchester 1325 yılında ketenle yüne karıştırılmış pamuğu dokumaya başladığı zaman o devire nazaran 2000 yıl önceki teknik kullanılmaktaydı. Milattan önceden o güne kadar pamuk kendi kuvvet ve itibarını tanıttırmaya muvaffak oldu. 18. asrın başlangıcına kadar bütün elbiselerin %90'ı keten ve yünden imal edilmekteydi. Herkes ihtiyacı olan dokumaları evinde imal etmekte. İpek gibi pamuklular ise herkesin nazarında pek mühim bir meta olmaktan ziyade büyük bir lüks emtiyasında kalıyordu. Fakat bu mücadeleler yalnız bazı çalışmayan zengin sınıfı ile ithalat merkezleri olan 4-5 bin şehrin ticaretini konu ediyordu. Pamuğun milattan önce 6. asırda pazarı kontrol eden Babillere denk geldiği bilinmektedir. Babiller pamuğun nereden geldiğini, yün veren ağacın nerede yetiştiğini bilmiyorlarmış o dönem. Pamuk ile pamuklular onlara pek uzak yerlerden birçok memur ve
kervanların aracılığıyla gelmekteydi. Fakat Babiller ipek fabrikaları, iplik fabrikaları tesis ediyorlar ve kıymetli taşlarla işlenmiş altın kakma elbiseler dokuyorlar. Modalar icat ederek yaptıkları elbiseleri inanılmayacak derecede yüksek fiyatlara satıyorlardı. Mezopotamya'da yapılan bir hafriyat esnasında bulunan bir vesika, Asyalı kraliçelerden birinin menşei Babil olan pamukla altından yapılmış büyük bir tuvaleti satın almak için tam 2 sene 3 ay vergi biriktirdiğinden bahsetmekteydi. Fenike tüccarları ve her türlü fal, şark acentaları yün veren ağaçları aramak için sevkiyat yapıyorlardı. Kervanlarını Fırat boyunca ve İran dağları üzerinden Hindistan'a kadar ilerleterek beyaz altını bulmuşlardı. Seyyahların büyük bir kısmı öldürülmüş, şartlardan kurtulmuş olanlar ise Hindistan'dan getirdikleri dokumaları kral ve imparatorlarına satmışlardır. Avrupa ise ancak Bizanslıların Çinlilerden ipek inhisarını aldıktan sonra öğrenmişlerdir. Çinliler kozaları yetiştirme usulüyle dokuma ve boyama usullerinin bizzat kendi ilahları tarafından kendilerine emanet edildiğini iddia etmişlerdir. Tabii ilahları bu hediyesini yalnız kendileri için saklanması gerektiğini belirtmişlerdir. Böylece ipek sanayi yaklaşık 20 asır zarfında Han oğullarının bir sırrı olarak kalmayı başarmıştır. Fakat milattan sonra 6. yüzyıla kadar ipek imal etmek tam bir sır olarak kalmıştır. Bunun yanı sıra Çin prenseslerinden birisi Hint prenslerinden birisine aşık olmasıyla buna birkaç ipek böceği vermiştir. Hindistan ipekle pamuğu karıştırmıştır. Mükemmel zarif elbiseler dokumaya başlamışlardır. Ve Akdeniz'e komşu ülkeler daha sonra bütün Avrupa bu elbiselerin ağırlıklarını altınlarla ödemişlerdir. Bu suretle Çinlilerin elinden ipek tekelini aldıktan sonra Japonlar 552 tarihinde iki Bizanslı misyoneri ipek böcekleri, dut ağacını ve ipek imal usulünü kendilerine mal etmeye muvaffak olmuşlardır. Bir bambu kamışı içinde ipek böceklerini İstanbul'a kadar getirmişlerdir. İstanbul'da muazzam bir sanayi doğmuştur o dönem. Bütün şark ipek ile pamuğu karıştırma usulünü Çinlilerden öğrenmiştir. Pamuk daha sonra Mısır ve Suriye'ye sokulmuş ve Magog'un pamuk şehri manasına geldiği sanılmaktadır. Avrupa, Bizans'ın Çin ve Hindistan'ın fevkalade dokumaları için çok para sarf etmiştir. Fakat Venedik tüccarları pamuk sanayi hakkında derin tetkikat yapmak için Marco Polo'yu 1280 yılında seyahate çıkarmışlardır. Kolomb seyahatlerinde fevkalade zarif kumaş elde edilen ülkeler bulmamıştır. Fakat her yerde pamuk bulmuştur. Karayip Denizi'nin bütün adalarında beyaz yün yetiştiren ağaçlara tesadüf gelmiştir. Marco Polo pamukluların satış teşkilatını kurmuştur. Fakat o dönem dolaşan efsaneleri ortadan kaldırmak çok zahmetliymiş. Pamuğun şeytanın bir eseri olduğuna inanılmış. 14. yüzyılda Jean de Mondeville pamukluların harikulade güzelliğini anlatmak için en garip şeylerden bahsetmiştir. Ona nazaran pamuk ot yiyen gece bahçelerde dolaşan ve pamuk ağaçlarında hayat geçiren küçük bir hayvanmış. Pamuk ticaretinde ilk zamanlarda Akdeniz'i görüyoruz. Akdeniz'den sonra ise ticaretin Atlas Okyanusu'na kaydığı görülmektedir. Deniz aşırı sömürgeleştirmenin başlamasıyla birlikte İngiltere muazzam bir devlet olmuştur. 1580 yılında Sir Francis Drake İngiltere'ye dönerken
getirdiği dehşetli ganimet ve altın hazinesi sayesinde İngiltere büyük bir devlet olmuştur. Bu altın İspanyollardan alınmıştır. İspanyollar ise bu altını Meksika ve Perululardan çalmışlardır. İspanyollar altından, bu hazinelerden istifade edemezken Kraliçe Elizabeth bütçenin muhafazasını temin ve milli borçları ödemek için ganimetten kendisine düşen kısmını kullanıyor ve Şark Kumpanyası'nı kurmuştur. Bu firmanın karları ile Şarkı Hindistan ve Britanya İmparatorluğu kurmuştur. Pamuklar artmış, zarif ve mükemmel iyi boyanmış kumaşlar çoğalmıştır. İngiltere'ye ham pamuk gelmiştir. Bundan başka 1685 yılında Nant Fermanı'nın feshi ile tam 600 bin sanatkar Fransa'yı terk etmiştir. Ve Fransız dokuyucularının en iyilerinden 70 bini İngiltere'ye yerleşmiştir. Çin yeni merkezler kurmuşlardır. Şarkı Hindistan Kumpanyası'nın kumaşlarını tetkik etmişlerdir. Pamuğun kullanış tarzını öğrenmişlerdir. Avrupa'dan sarı altınla gittikçe daha fazla beyaz altın ithal olunmaya başlamıştır. Mütakiben İspanya'nın bazı kısımlarında İtalya ve Adriyatik Denizi sahillerinde pamuk ekilmiştir. Hollanda'da dokuyucular pamukla yünü en iyi kumaşlarla karıştırmışlardır. Daha sonra ise Fransa, İtalya ve Yunanistan pamuk işini çabukça öğrenmişlerdir. Bunun üzerine bu ülkelerde çıkan pamuk kâfi gelmemeye başlamıştır. Fiyatlar yükselmiştir. İthal olunan kumaşlara nazaran güzellikte daha geri olan Avrupa'daki üretim bile bir lüks makamında kalmıştır. Amerika'ya dönecek olursak 1619 yılına doğru Amerika'nın Virginia'sında ilk pamuk ziraatinin yapıldığını görmekteyiz. Tohumlar Meksika ve Brezilya'dan ithal olunmaktaydı. Bunun yanı sıra Afrika'dan zenci esirler ithal edilmiştir. Bu zenci esirlerin 16-17 saat günde çalıştıkları bilinmektedir. İlk dokunduğu zaman takriben 3000 sene sonra pamuk ilk defa bir lüks emtiyası olarak çıkmış, lüks emtiyası olmaktan çıkmıştır. Amerika'da muazzam bir pamuk ambarı teşkil ederken Avrupa'da ise pamuğu dokuyacak teknolojilerin hızla geliştiği görülmüştür. Almanya dokuyucu yetiştirmek için mektepler açmış, İrlanda keten dokumaları sayesinde şöhret kazanmış, İngiltere ise yünlülerini ihraç etmeye başlamıştır. O dönemler her şey şahsi becerikliliğe, şahsın istidadına biraz da birikmiş sermayeye bağlıydı. O dönemler dokumak ve öreke ile çıkırığı kullanmayı bilmeyen bir kadın neredeyse bulmak imkansızdı. 18. yüzyılın başlangıcında pamuk herkesçe bilinen bir ürün haline gelmişti. Bununla birlikte yalnızca birkaç bin kişiyi kısmen giydirebiliyordu. Çünkü yün ile keten kendilerini müdafaa etmesini biliyorlar. Yün sanayi mebuslar meclisinde, kral nezdinde, adliyede kendisine yeri buluyordu. Henry Ford, köylünün kış mevsiminde ve tarlada çalışmadığı haftalar ve aylar zarfında bir meşgaleye ihtiyacı olduğunu düşünerek iktidai tezgah ve iyileri ile para kazanma imkanı sağlamasını istemiştir. O dönemlerde Ford otomobillerinin 10 kadar aksamını kırlarda yerleşmiş bulunan çiftlik sahiplerine veya amelelerine imal ettirmiştir. 18. yüzyılın başlangıcında bütün kanunlar ev sanayini himaye etmekteydiler. Ve bunun içindir ki 18. asrın ortalarına kadar İngiltere pamuklu giymek bir cinayet teşkil ediyordu. Dokuyucuya 5 sterlin, pamuklu tacirini ise 20 sterlin para cezasına çarptırıyorlardı. Bir cenazeyi yünlüden başka bir dokuma ile örtmek yasaklanmıştı. Bir ölüyü pamukluya sarılmış olarak gömmek bir sermaye teşkil eden 10 sterlin para cezasına
Pamukla ilgili 3 isim vardır. Bunlar makine kuvvetini geliştiren watt, beyaz altının büyük mikyasla ihtisalini temin eden ayıklama makinesinin mucidi Whitney, pamuğu iplik haline sokan mülcieni icat eden ve bu pamuk zaferinin en iyi sanatkar olan Arkwright ki Cranford ve Manchester'daki fabrikaları dünyanın en büyük makineleri teşebbüslerinden de o dönem. Arkwright 1769 yılında çizgili dokumanın ilk patentini almıştır. O dönemler bazı Amerikalılar niçin pamuğu büyük masraflarla İtalya'ya gönderdiklerini ve onu tekrar pamuklu şeklinde oradan ithal ettiklerini sormaya başlamışlardır. İngiltere bakımından ise Arkwright makinelerinin dışarı ve bilhassa Amerika'ya satılması mutlak surette yasaklanmıştı. En yeni icatların yalnızca İngiltere için muhafaza edilmesi gerektiği hakkındaki kanaati müthiş bir propaganda neticesinde en ehemmiyetsiz dokuyucu bile edinmiştir. Ülkelerin içinde İngiltere en cılız, en adi bir pamuk fidanının o dönem yetişmediği bir ülkeydi. Fakat İngiltere arzın en muazzam pamuk sanayine sahipti. İmparatorluk için pamuk, iktidai maddeler içerisinde elzem olanlar ürünlerden birisiydi. Pamuk, vasıtalı olsun veya vasıtasız olsun 15 milyon İngiliz'i o dönem besleyen ve memleketin en büyük sanayisini teşkil ediyordu. İngiltere, Amerika'nın pamuk yetiştiren hükümetlerine milyonlarca lirayı kendilerini uzak Amerika hükümetlerine müdafaa etmek için yardım olarak vermişlerdir. Yine pamuk meselesi içindir ki İngiltere Fransa ile kanlı çarpışmaları göze alarak Sudan Harbi'ni gerçekleştirmiştir. Mısır'ı muhafaza etmek nedenlerinden birisi de pamuk meselesidir. Hindistan'da, Mezopotamya'da ve İngilizlerin hüküm sürmek istedikleri bütün diğer yerlerde görülen büyük nehirler siyaseti tamamen pamuk siyasetiyle müşterektir. Şimdi Türkiye'deki rakamlara dönecek olursak OECD FAO verilerine göre Türkiye'de pamuk üretimi 1997-2020 yılları arasında %34'lük bir düşüş göstermiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise 2021 yılında %10 civarındadır. Verimlilik bakımından incelendiğinde ise hektar başına 2 tonun altında olduğu görülmektedir. Diğer taraftan tarımsal ürünlerde olduğu gibi pamuk üretiminde de ortalama verimliliğin artırılması ihtiyacı bulunmaktadır. İthal ettiğimiz ülkelere bakacak olursak başta Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Yunanistan, Azerbaycan ve Meksika gibi ülkeleri görmekteyiz.